Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Haptilik Muşim Haber'de programımızın görüşmelerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarif Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muşim haberlerini huzuruna olsunumuz. Kaynağımız dekhtanlar ekranımızda bulsun. Xonandiki opat Xitoyni zo'r talofatga uchratdi. Xitoy yoshlar to'g'rining 25-iyuldagi xabarida bildirilishicha, Xonandi yoqqan qattiq yomg'irda hozirgacha 63 odam o'lib, 5 odam yo'qolib ketgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xonan o'lkalik ta'irlar 25-iyul tushgunkin axborot e'lon qilish yig'ini ochib, opatning eng yangi ahvolini tunishtirgan. Dastlabki statistikaga asoslanganda 16-iyuldan boshlab 25-iyul soat 12-gacha davomlashgan qattiq yomg'ir Xonan o'lkasiga tabi 139 nahiya shahar rayonidagi 1464 yezi bozor va kanitdagi 12,450,000 yaqin kishiga ta'sir qilgan. Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarda hozirgacha 69 odam o'lib, 5 odam yo'qolib ketgan. Xonan o'lkasi jiddiy xatardan saqlanish uchun 861,900 odamni tarqoqlashtirgan. Jiddiy ko'chirilganlarning soni jami 1,318,000 yetgan. 296,000 odam jiddiy turmush yordami va qutqizishga muhtoj bo'lib qolgan. Rayonda opatning ta'siriga uchirgan ziroatning ko'lami 876,000 gektardan eshib ketgan. 24,474 uy o'rilib tushgan. Jingzhou, Xinjiang, Hebei va Kaifeng qatorliq 6 viloyat darajalik shahar opatning qutqizishdagi muhim rayon qilib bekitilgan. Xonan o'lkasi jiddiy ishlarni boshqarish bo'limi amaldorining tunishtirishicha Xuyji daryosining Davang Meo bo'ligi ogohlantirish saviyasidan eshib ketgan bo'lib, bu o'lkadagi 11 cho'ng suv ombiri va 38 o'tir tipdagi suv ombirining suyumi yuqori o'lchamdan eshib ketgan. Bu qitimliq obat Xitoy fuqarolarining irqchiligini va bir qism davlatlarga bo'lgan qattiq o'chmanligini oshkorlagan bo'lib, yaqinqi bir necha kun ichida ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillarda obatni qattiq talofatga yo'liqqan Xitoylarning o'z butlaridan Kelkunni Amerikaga yoki Yaponiyaga yotkigan bo'lsang deb tilayotganligi ko'rsatilgan. Yana bir sindi bo'lsa, bir Xitoy ayolining nomussizlarcha Tangrim Xinjiang shuncha cho'ng tursan, nimishqi bu yomg'irni Xinjiangga yog'dirmay, Xonanga yog'dirsan. Xinjiangga yog'dirgin deb tilayotganligi ko'rsatilgan bo'lib, chet eldagi ijtimoiy tarqoqlarda norozilik va g'ulg'ul qo'zg'agan. Muhojirat yashayotgan Uyg'urlar buningga turli inkoslarni qaytirib Bu xil sillarning Xitoylarning insoniylikdan yiroqlashgan haqiqiy abdi bashirasini oshkorlab berganligini bildirishgan. Yana bir tarafdan ijtimoiy uchur vositalaridagi sinlarda ko'rsatilishicha Xitoy doiralari Uyg'ur navoylar va lagerlardagi majburiy amgak lagerlarida qurgan yuzligan tonurlarda xalqimizni kechikunduz ishiltib, Xonandagi opatga uchirganlarga non tayyorlashga majburlagan. Tayfun bo'rini Zhejiang va Shanghaiga hujum qildi. Xitoy Tingshun to'g'rining xabarida bildirilishicha, Tayfun bo'rini Salyut 25-iyul Xitoydagi Zhejiang bilan Shanghaiga hujum qilgan bo'lib, 100 minglab kishi tarqoqlashtirilgan. Aeroplan, metro va avtobuslar to'xtatilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning shimoliy va o'tir qismida davomlashayotgan qattiq yomg'ir keltirib chiqargan kelgundan keyin Salyut nomliq Tayfun bo'rining markaziy 25-iyul tushda Shanghaining janubidagi Puju va Zhejiang o'lkasining Joshanda quruqligiga chiqqan. Bu sababli 100 minglab kishi ko'chishga majbur bo'lib, savdo-sotiq vaqtincha to'xtatilgan. Metro qatnashimi vaqtincha to'xtatilgan bo'lib, Shanghaiga kirib chiqadigan aeroplanlarning uchishi amaldan qoldirilgan. Barliq aholilar uyida panohlanishga buyurilgan. Xitoy havo rayi idorasi tarqatgan bugungi ma'lumotda oshkorlanishicha, Salyut nomliq Tayfun bo'rining shimolga qarab minib, yakshanba kechdan dushanba atigangacha Zhejiangdagi Pinghu va Shanghai Pudongning dengiz bo'yi rayonlarini besib o'tib, undan Jiangsu o'lkasiga boradiganligi mo'ljallangan. Bildirilishicha, Shanghai 362,000 aholini yotkigan. Pudong yangi rayonning dengizga yaqinligi sababidan yotkalgan odam eng ko'p bo'lib 93,000 yetgan. Naq maydondan elingan sin ko'rinishlarida ko'rsatilishicha bo'ron nurg'ulg'an daraxtlarni uchirib ketgan. Qurilish o'rnining bir qism tamlari o'rilib tushgan. Shuning bilan bir vaqtda Tayfun bo'ronining ta'siriga uchirgan yana bir shahar Xangjudumi shanba kunidan boshlab chegaradan kirish chiqish amaldan qoldirilgan. Nurg'un poyiz qatnashimi uzilib qolgan.
Reuters агентлигининг хабарида билдирилишча, боронның саатлик суръати 137 км-га yetgan bo'lib, kelgusi bir necha kun ichida Opet rayonida qor yomg'ir yig'ishi mumkin ekan. Amerika Xitoyga qarshi Sharq-Janubiy Osiyo ellarini o'ziga tortmoqda. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika davlat mudofaa ministri Sharq-Janubiy Osiyo ellari ziyoratini boshlagan bo'lib, bu Amerikaning Xitoyning ig'vogarchiligiga qarshi ko'p taraflik munosabatni kuchaytirishi deb qaralmoqda. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin Biden hukumatining Sharq-Janubiy Osiyoni ziyorat qilgan tunji kabinet a'zosi bo'lish sifati bilan ziyoratini rasmiy boshlagan. O'z ziyorat davomida aniq qilib Washingtonning Xitoyga qarshi turishda Sharq-Janubiy Osiyo ellari bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishining muhimligini ta'kidlagan. Ostinning seshanba kuni Singapurdagi Angliya xalqaro strategik tadqiqot o'rnida qilgan muhim so'zida, shuningdek Vietnam va Filippindagi suhbatlarida Xitoyning Janubiy dengizdagi tajovuzchilik harakatiga taqobil turishni, bu rayondagi erkinlikni qo'g'dash va ichib o'tishning muhimligini ta'kidlagan. Washingtondagi aql ombiri strategiya va xalqaro tadqiqot markazining Sharq-Janubiy Osiyo mutaxassisi Grigori Polin Biden hukumatining bu rayonning intayin muhimligini bildirganligini, strategiyasining zo'r bir qismi ekanligini bildirgan. Austin aslida bu yil 6 oyda vakillar o'mikini boshlab Singapurda o'tkazilgan Shangri-La yillik suhbatiga qatnashishni planlagan. Ammo Xitoy virus sababli yig'in amaldan qoldirilgan. Austin çarşamba kuni 5-burjaklik binoda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida o'zining Sharq-Janubiy Osiyo ziyorati jarayonida Amerikaning dengiz erkinligi va'dasini qayta ta'kidlashni planlaganligini, Xitoyning Janubiy dengizga asossizlik igidorchilik qilish da'vosining dengiz erkinligiga daxli ta'rif qilganligini ta'kidlab, hech qanday bir davlat bu qoidalarni xohlagancha belgilamasligi kerak deb qaraymiz degan. Taliban vakillar ömiki Xitoyga va'da berdi. Hindiston vaqt kesining xabarida bildirilishicha, Taliban vakillar ömiki tunugun Xitoyda ziyorati bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. Xabarda qayd qilinishicha, Taliban Afg'onistonning har qaysi joylarini egallash uchun keng ko'lamli hujum qo'zg'agandan buyon Taliban yuqori darajalik rahbaridan tashkillangan vakillar ömiki tunji bo'lib Xitoyni ziyorat qilgan. Taliban siyosiy komiteti mas'uli Mulla Abdul G'ani Baradar boshchiligidagi Taliban vakillar ömiki Tianjinga yetib berib, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. Wang Yi ko'rishda Talibanning Afg'onistonda zo'r siyosiy va harbiy kuchga ega ekanligini, Afg'onistonning tinchligi va qayta qurish bosqichida muhim rol o'ynaydiganligini bildirgandan sirt, Sharq Turkiston Islom harakatini ham alohida tilga olgan. U so'zida Sharq Turkiston Islom harakatining xalqaroliq terrorlik tashkiloti ekanligini, Xitoyga tahdid shakllantirganligini, bu sabablik Talibanning Sharq Turkiston Islom harakati bilan chek chegarasini ayirishini va ularga unumlik zarb berishini umid qilganligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining xabarida qayd qilinishicha, Abdul G'ani Baradar Xitoyning Afg'oniston xalqining ishinishga arziydigan do'sti ekanligini ta'kidlab, Xitoyga rahmatini bildirgan. Shundaqli Taliban tarafining har qanday bir kuchning Afg'oniston zimindan foydalanib, Xitoyga ziyonliq ish qilishiga ruxsat qilmaydiganligini, Afg'onistonning qo'shni davlatlar va xalqaro jamiyat do'stlik munosabatini taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini, Xitoyning Afg'onistonni qayta qurib chiqish va iqtisodiy jihatdan taraqqiy qildirishga ko'proq qatnashishini umid qilganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu Talibanning Afg'onistonning har qaysi joylarini egallash uchun keng ko'lamli hujum qo'zg'agandan buyon yuqori darajalik rahbarlarini tunji qitim Xitoyga avatish ekan. Xitoy Sharq Turkistonda 110 yadroliq boshqurilgan bomba qo'yib berish supisi yasab chiqdi. Germaniya xalqaro radiosining 29 iyuldagi xabarida bildirilishicha, Amerika olimlar birlashmasining eng yangi dokumentida oshkorlanishicha, Xitoy Sharq Turkistonning sharqida 110 o'rinda yadroliq boshqurilgan bomba qo'yib berish supisi yasagan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika olimlar birlashmasi 26 iyul e'lon qilgan eng yangi dokumentda sun'iy amrohdan tortilgan suratlarga asosan Xitoyning Sharq Turkistonning sharqidagi qumulg'i yaqin joyda 110 boshqurilgan bomba qo'yib berish supisi yasagan bo'lib, bu ahvol Amerika davlat mudofaa ministrligi va Jumhuriyatchilar partiyasi parlament a'zolarining Xitoyning yadro qurollarini kuchaytirish masalasiga bo'lgan andisini yana bir qatim qo'zg'agan. Valkochisi gazetasining xabarida oshkorlanishicha, aql ombiri bu suratlarda 14 qo'yib berish supisining qurilish o'rnini ko'rsatib bergan bo'lib, bular to'r shaklda tarqoq o'rinlashtirilgan. Har birining orliqi taxminan 3 km musob bilan ayrilgan. Har bir qo'yib berish supisi nachar havo raydan saqlanish uchun yopqich bilan yepilgan. Dokulat yana qurilishga tayyorlik qilinayotgan boshqa 19 o'rin tilg'a olingan.
Tadqiqotchilarning mo'ljallashicha quyib berish supasining qurilishi bu yil martda boshlangan bo'lib, taxminan 110 quyib berish supasi yasalishi mumkin ekan. Bir qancha hafta ilgari Amerikadagi yana bir aql ambarining mutaxassislari Sodi Suni hamra rasmi orqali quyib berish supasini bayqagan bo'lib, bu o'rin Qumulning sharqi janubidan 380 km yiroqlikda ekan. Buning ichida 120 boshqariladigan bomba supasi bo'lishi mumkin bo'lib, bu o'rin Sharq Turkistonga yaqin Gansu o'lkasi Yumin shahriga joylashgan. Dokladda ko'rsatilishicha Yumin bilan Qumuldagi quyib berish supasining yasalishi Xitoyning yadro qurol amrining eng cho'ng kengayishi bo'lib qolmasdan, balki Amerika bilan Sovet Ittifoqi o'rtasidagi sovuq munosabatlar urushidan buyonki eng cho'ng quyib berish supasining kengaytirilishi ekan. Bu ikki yangi quyib berish supasining umumiy soni Rossiyadan eshib, butkul Amerikadagi qit'alar aro quyib berilgan ballistik bombaning yarimidan ko'prakini egallaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy yadro boshqariladigan bomba quyib berish supasi yasash qilmishini inkor qilib, bularning hammasi shamol elektr stansiyasi. Xitoy boshqa davlatlarning hujumiga uchramay turib, yadro qurolini ishlatmaslikka va'da berdi. Xitoy saqlagan yadro kuchi davlat bexatarligiga kafolatlik qilish uchun talab qilingan eng tuban saviyada deb bildirilgan. Marokashda tutqun qilingan Idris Hasanning ahvoli xalqaroning diqqatini qo'zg'amoqda. Алдыңғы күллерді Түркиядың Европаға беріш сәпірі жарияндан Маракеш дайырлары тәрбітін тұтқын қылынған вә Қытайға қайтырылыш қайпеге дұш кәлген ұйғыр яш Идрис Хәсеннің әхвалы қалқыраның дықтыны қозғыды. Узун йыллардан бери Түркияда яшап келген 33 яшлык уйгур яш Идрис Хасан бир хафта илгири өз бехатерлиги үчүн Европага кетишине карар кылып, Истанбулдан жолго чыккан болуп, 20-июль кечте Маракештин Касабланка аэродромуга алмышыш үчүн түшкөн ва şu жайдыла туткун кылынган. Бу жарыянда Идрис Хасан аялыга Маракеш hükümetinin Кытайдан талпиге асасан өзүнө туткун кылганлыгын, Кытайга кайтырылышы мүмкүнлүгүн хабар кылышка аран үлгүрөлгөн. Növətdə İdris Həsən Xitayğa qaytırılışı xəvbəgə duç gəlgən bulub, aldınqı küllərdə mühacirətki uyğurlar ictimai taratqılarda İdris Həsənin quyub beriliş üçün türlük usullar bilən xalqara cəmiyyətki çağırı qıldı. Tünəgün xalqara keçirim təşkilatı bu vaxta bayanat elan qılıb, Marakeş dairlərini İdris Həsənni Xitayğa qaytırmasıqa və dərhal quyvitişki çağırdı. Xalqara keçirim təşkilatı krizisqa taqabil turuş proqramisinin başlıqı Joan Marines bu vaxta toxtılıb, Marakeş dairleri İdris Hasan'ın derhal advokat bilen görüşüge, her kanda yutkeş buyruğuğa karşı çıkış imkaniyetige ege buluşka kapatetli kılışı. Şundakla ailesidikilerinin onun bilen alakılışıp, bihatalikine cezimleştirişüge ruhsat kılışı kereh digerlerini bildirdi. O yana İdris Hasan'ı Uygurlar ve başka asallıq milletler ve şilihlerce ken külemini tutkun kılışka, ziyankeşike ve kıyın kıstaka uçuravatkan Xitay'a kaytırış halkaralı kanunga xilap digerlerini takitledi. Onun başka tünögünden buyan Amerika Avazı, Amerika Birleşme Agentliği ve Angliya'nın muhafizatçı gizli katalı xalqaralı nüfuzlu akbarat organları İdris Hasan hakkında arka arkadan məxsus xəbər işledi. Amerika Birleşme Agentliği'nin xəbərde körsütüşçe, 27 iyul Marakeş Devlet Bihaterlik Baş İdaresi İstanbul'dan yolga çıkan bir Xitay fuqrasının 20 iyul Kasablankadaki xalqara aerodromuğa qonğandan keyin qolğa ilinganlığını, onun terrorluq tizimlikidagi teşkilatqa çetişlik bolğanlığı sebeplik xalqara saqçı teşkilatı tarafından qızıl tutuş buyruğu tushurilgan şahıs ekanligini, mazkur qızıl tutuş buyruğu Xitay rejiminin talabiga asosan tushurilganligini aşkarlagan. Şundaqla növbette Marakeşning alaqadar organlarının Xitayni ve xalqara saqçı teşkilatlarını bu vaqtda xabarlandirganligini Mezkur şahsını Marakeş'ten teftiş organlarına yetküzüp bergenlikine, kaytırış hizmetinin başınlaşını kütotkallıkını bildirgen. Gerçi Marakeş dairleri mezkur şahsının ismini aşkarlamağın bolsumu, ama onun İdris Hasan ikerliki inik iken. İdris Hasan 2012 yılı Xitay'nın Shandong ülkesine caylaşkan Xitay Nefet Üniversitesi'ni bitirgen ve Şerqi Türkistan'daki bastırı siyaseti sebeplik 2012 yılı 7. Oktyabr Türkiye'ye gelgen. O Türkiye'de yaşayış jarayanında Xitayning ariz shikoyati sababli ko'p qitimni tutqun qilingan. Jumladan 2017 yil 6 apreldan 2018 yil 6 aprelgacha sax 1 yil Erzurum ko'chmanlar idorasi va Aydin ko'chmanlar idorasida tutib turilgan. Idris Hasan ko'p til bildigan tirishchan yosh bo'lib, grafik loyihalash, turbat yasash, film montaj qilish qatorliklar bilan shug'ullanib kelgan. Bu jarayonda bir qism tashkilotlarning xizmatlariga va Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini xalqaro jamiyatga fosh qilishga aktiv kuch chiqarib kelgan. Navbatda muhojiratga Sharqiy Turkiston xalqi Idris Hasanning taqdiridan qattiq andisha qilayotgan bo'lib, xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi, dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorli tashkilotlar va har qaysi davlatlardagi faoliyatchilar aloqador o'rinlar bilan ko'rishib, Idris Hasanni tezdan qutuldirish uchun tirishmoqda.
Xitoy fuqarolari Pokistonda yana hujumga uchradi. Amerika ovozining 28-iyuldagi xabarida bildirilishicha, 28-iyul chorshanba kuni Pokistonning Karachi shahrida yana bir qatim Xitoy fuqarolariga hujum qilish vaqasi yuz berib, kam deganda bir Xitoy fuqarosi yaralangan. Reuters agentligining Pakistan saqchi idorasining muavin muftishi Javid Akbar Riyozning so'zini naql keltirib xabar qilishicha, yaralangan Xitoy fuqarosi va uning boshqa hamrohi saqchilar qo'g'dimagan sharoit ostida mashina haydab, Karachidagi bir sanoat rayoniga borgan. Tuyuqsiz mototsiklet minib olgan ikki niqobli qoralliq kishi ularga qaratib o'q chiqargan. Hozirgacha hech qanday bir taraf bu hujumning javobgarligini ustiga olmagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan chorshanba kunidagi qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning bu ishga yaqindan diqqat qilayotganligini bildirib, Xitoy Pokiston hukumatining Xitoy fuqarolari va ularning Pokistondagi mol-mulklarini qo'g'dishiga to'liq ishindi degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy fuqarolarining Pokistonda hujumga uchrash vaqasi barg'onsiri ko'paygan bo'lib, mushu oyining 14-chi kuni Xitoy ishchilari poytaxt Islomobodning shimol tarafidagi yiroq shahar Dasudagi ish maydoniga qarab ketayotganda hujumga uchrgan edi. Xitoy xizmatchilari o'ltirgan mashina atrofida turishlik qo'rovdan chiqib, uzun o'tmaylik portlash yuz bergan. Hujumda 13 odam o'lgandan boshqa kam deganda 41 odam yaralangan va mashina atrofiga hamroh bo'lib mangan ikki amallik saqchisi mo portlashda o'lgan edi. Amerika parlamentida Uyg'ur kishilik huquq mulozamat liniyasi qurildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika parlamentidagi ikki partiya a'zolari Xitoyning Uyg'urlarning kishilik huquqiga daxl qilish masalasini maxsus hal qilish uchun Uyg'ur mulozamat liniyasi qurgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Avom palatasidagi Demokratlar partiya a'zosi Tom Suzi va Yangi-Jersi shtati Jumhuriyatchilar partiyasining parlament a'zosi Chris Simms 29-iyul parlament Uyg'ur liniyasi qurib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan kishilik huquqi sistemalik tajovuz qilish qilmishini texnik ko'p kishilarning tushunishiga sharoit yaratib berdiganligini e'lon qilgan. Shu orqali 21-chi asrda Sharq Turkistonda Uyg'ur kishilik huquqini tashkillik tafsanda qilish masalasini hal qilish qonunini qo'llashni maqsad qilgan. Uyg'ur liniyasi qurishning nishoni yana Amerika xalqi va xalqaro jamiyatining Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarni tushunishiga kafolatlik qilish Amerika parlamentining harakatga o'tib, Xitoydan kishilik huquq tafsandichiligining javobgarligini surishtirish qilishning muhimligini gavdalantirish ekan. Avom palata a'zosi Tom Suzi apandi bu vaqtda to'xtalib, oddiy qilib aytganda biz Xitoy 21-chi asrda davom qilayotgan eng cho'ng tashkillik kishilik huquq tafsandichiligi haqida so'zlayapmiz. Biz parlament a'zosi bo'lib qolmay, balki inson bo'lish sifatimiz bilan chet ellardagi asosiy insoniy izzat-hurmat va diniy erkinlikni qo'g'dashda mas'uliyatimiz bor deganlarini bildirdi. Undan boshqa parlament a'zosi Chris Simms bu vaqtda Uyg'urlar va qozoqlarni asos qilgan musulmonlarni irqiy qirg'in qilish va keng ko'lamlik tutib turish qilmishi Xitoy kommunistlari tomonidan sodir qilingan razil jinoiy qilmishdir. Xi Jinping ziyonkashlik qilib bir millatni bir butun yo'qotmoqchi bo'lganda Amerika sukut qilolmaydi. Uyg'ur liniyasi bilan barliq bostirilgan kishilar birlashib, Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquqi daxli taroz qilish qilmishiga diqqatini markazlashtirib, dunyodagi eng og'ir kishilik huquq fojiasini to'xtatishga tirishishi lozim dedi. Uyg'ur harakati raisi Roshan Abbas xonim bu vaqtda Xitoy Uyg'urlarni qirg'in qilib yo'qotishga kuchayotgan hamda dunyoning har qaysi joylaridagi demokratiya va erkinlikka buzg'unchilik qilmoqchi bo'layotgan bir muhim paytda Uyg'ur mulozamat liniyasining qurilishi tabriklashga arziydi. Men Amerika parlamentining bu harakatidan to'liq minnatdor. Bu Uyg'ur masalasining asosiy liniyaga kirganligini ko'rsatib berdi. Biz Uyg'urlar Krisimiz Apandi va uning boshchiligida hamkorlashib, muhim loyihani o'tirg'o qo'ygan parlament a'zolariga rahmat aytamiz. Hamda butun dunyoning bu Uyg'ur mulozamat liniyasini ulgi qilib, o'z davlatida ittifoq qurishini, shu orqali bu bir maydon qirg'inchilikni oxirlashtirishga kuch chiqarishini umid qilamiz degan. Xitoy Sharqiy Turkiston ziyoratini to'sish qilmishini Yevropa ittifoqiga ortib qo'ydi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonni ziyorat qilish masalasining kechiktirilish sababini nomusizlik bilan Yevropa ittifoqi diplomatiga ortib qo'ygan. Bloomberg'ning xabarida qayd qilinishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining bayonotchisi Shu Guishang 30-iyul Beijingda ichilgan atalmish Xinjiang masalasi to'g'risidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Yevropa ittifoqi diplomatlarining Sharqiy Turkiston ziyoratining amalga oshmasligining sababini tilga olib, Yevropa ittifoqining Ilhom To'xti bilan ko'rishishga o'xshash atalmish nomuvofiq talablarini o'tirg'o qo'yganligi sababli Sharqiy Turkistonni ziyorat qilish talabining ishga oshmaganligini bildirgan. Shu Guishang yig'inda yana
Yevropa İttifakı diplomatları İlham Tohtu ve başka cinayetçiler bilen görüşüşünü talep kıldı. Bu ilgili hukukumuzga hürmet kılmıqallıq. Biz bu hıl fikir ve aldıngı şartını közlegen ziyaretinin oralaştırılışını kollamayımız digen. Şugüşen yana Xitayının Yevropa İttifakı vekillerinin Şerqi Türkistan'ı ziyaret kılışıga intayın köngül bulduğallıqı. Kolay şerait bilen təminleydiğallıqı. Xalqara cemiyetinin Şerqi Türkistan'ı ziyaret kılışını ümit kıldığallıqı haqıdaki kılıplaşkan bayanlarını kayta tekrarlıgan. Uyghurlar Kurban Hiyetlimi Xitaylarının parakendeceliki içide ötküzgen. Xitay Şerqi Türkistan'da atılmış koşma tukkan siyasetini yol koyup, bir tereptin halkını nazarat kılsa, yeni bir tereptin Uyghurlarının öz medeniyeti ve örüp adetleri boyunca yaşışını çekilip gelmekte. Yakınki küllerde ictimai uçur vasitelerde tarqılgan sırlarda, Uyghurlarının yildi bir kıtım kildiğen Kurban Hiyet küllerini mi hatırcam ötküzelmegelike. Xitaylarının hiyet mezgillerde Uyghurlarının öyge koşma tukkan nami top top bulup berbat kalıqı. Uyghurlarının amalsız halda Xitaylarını kütülüşka mecbur bolgalıqı körsülgen. Bundan burunki sınırlarda mı Uyghurlarının öyge oralaşkan Xitaylarının haraq içip, tamaki çekip, öy içige halıqınca buyruk çüşürgelike. Hatta ularını er ayal, çoğun küçük demezsin haraq içişke zorla batkalıqı. Küçük balalarının usul oynaşka silvatkalıqı dek içinişli körünüşler aşkarlanğa idi. Xitay rejimi yakınki bir netçi yıl içide xalqara cemiyetinin tanqidi ve bisimga karmay, Şerqi Türkistan xalqının türlük yetlik faaliyetlerge çekilme kuyuş bilen birge, atalmış koşmak tukkan milletler itbahlıqı namı bilen Xitaylarının Uyghurlarının üyüge birge yetip kopuşka, yep içişka oranlaştırıp gelmekte. Ve bu arkalık bir tereptin Uyghurlarının gap söz iş hareketlerine nazaret kılsa, yeni bir tereptin haraq içiş, bir öyde yetip kopuş digendek Uyghurlarının örüp adetlerge, dinni itikadığa tüptün zit bolgan kılmışlar arkalık Uyghurlarını manevi cihetten horlap gelmekte. Amerika Tayvan'ın Xitay haritasını körüstülüşünü çekleş kanun lahisini makulledi. Taypi Vakti Gezisi'nin 30. iyuldaki haberde bildirilişe Amerika Avam Palatası çarşamba günü Çet'an'ın yardım haraciti kanun lahisini makullab, meblağının Tayvan'ın Xitay Halık Cumhuriyeti'nin bir kısmı deb tasvirlaydigan harita yasaş, setiveliş ya ki körüstülüşke işiltilişini çekledi. Bu tüzütüş kirgizişini Cumhuriyetler Partisi'nin 5 vekili Tom Tiffany, Steve Chabot, Scott Perry, Kat Kammack ve Mike Gallagher oturuğu koydu. Ve başka 10 neçi tüzütüş kirgiziş arkalık bıraklı makullandı. Tiffany çarşamba günü Avam Palatası'da söz kılıp mundaq dedi. Bu bir ortak akıl ölçümü. Hemimizge ayan bolğunu dek Tayvan ezelden komünist Xitay'nın bir kısmı emez. Tayvan halkı özlerinin rehberlerini sayılaydı. Özlerinin korallık güçlerini küçeydi. Özlerinin taşkı siyasetini yolu koydu ve özlerinin halkara sodik ilişimini saklaydı. Parlament azası Steve Chabot söz kılıp her cihetin elip etkanda Tayvan ilgilik hukukluk, demokratik ve müstakil devlet. Bununla karşı herkandık talep pekat yalgandın ibaret digerlerini bildirdi. Tiffany hizmettaşlarına Amerika'nın samimiyetsiz bir Xitay siyasetinin vazgeçişi gereklikini, ondak bulmağanda bunun Beijing'nin Tayvan'nın komünist Xitay'nın bir kısmı işgeldeki dek yalgan cedellerini itiraf kılgallık bulduğallıkını etti. Ve gerçi bu tüzütüş kirgüdüş lahisi bir Xitay siyasetini derhal ahırlaştırmışı mı? Ama biz hiç bulmağanda samimi harita işiltişini talep kılalayımız. Emde bir Xitay siyaseti yalgancılıkını devamlaştırmayımız digerlerini bildirdi. Devlet İşleri Mahkemesi Taşkı Ticaret ve Alakadar Programmalarını Taksimleş Kanunu 2022 namlık Toluk Çıkım Kanun Layısı Köpsallık Azalarının Belet Taşlaşı bilen makullandı. Bu kanun layısı keyinki kademde Amerika Kengeş Palatası'na evetildi. Eğer tasdiklansa Amerika Prezidenti Joe Biden'a evetildi ve onun tasdikinden keyin kanunga ayrıldı. Newsweek'nin haberine karaganda Tayvan Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatçısı Ou Jiang'an taratkularga Amerika Parlament azalarının emeli hareketler bilen Tayvan'ı devamlı kolluğallıkı üçün minnettarlıkını bildirdi. O muhbirlerge kılgan sözde Tayvan bu kanun layısının ilgirlişini kollaydı. Amerika icraiye ve kanun çıkırış tarmakları bilen koyuk alakını saklaydı. Amerika Tayvan'ın aktif münasibetini devamlı çunkurlaştırdı digerlerini bildirdi. Kadirli görümelerimiz, şuna kılıp bu haftalık muhim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hafta ahırdaki demeyleşenlerden hayırlık, ötüşüge tilektaşlık bildiriş bilen etki günlülük haberlerimizi görüşkice aman bulgaysalar. Şuna kılıp ikran arkasındaki barlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytemen. Selamun aleyküm ve rahmetullah.